Ver abi. Tamam. Ver bana bir tane. Ne yüzle gel? Ne yüzle gel? Ne yüzle gel? Yapma ya, niye öyle iş yapıyorsun abici? İyiyim, sarıyorum. Pardon. Yapma öyle. Ulan Trabzonlu lan. Bayrağınız indiriyor mu lan? İstiyordun ne kupası ya? Dandan canımı alırsın, kupa yok, denize attım ben. Avrasya Maratonu'nda kestirme yollara saparak 40-44 yaş kategorisinde birinci olan Rambo Okan madalyasını ve kupasını aldı. Ancak yaptığı hileler bir gün sonra anlaşılınca organizatörler kupayı geri almak için Okan Güler'in peşine düştü. İşte Rambo Okan'ın hileli birincilik serüveni. Avrasya Maratonu'na Boğaziçi Köprüsü'nden başlandı. Binlerce insan katıldı o koşuya. Tabi startın verilmesiyle birlikte Amigo Okan da koşmaya başladı. Değil mi? Evet. Hazırlıklıyım zaten. Birinci geleceğim. Aldığım ödülün yarısını da Silahlı Kuvvetler Vakfı'na başlayacağım. Rambo Okan Boğaziçi Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş'tan Barbaros Bulvarı'na saptı. Dolmabahçe'ye ilerledi ve ardından Galata Köprüsü'ne doğru koşmaya başladı. Tempoyla mı koşuyordun? Bu tempoyla koşuyordum. Ondan sonra kendine bayağı gitti. Gözükmedi. Ondan sonra Beşiktaş Eminönü'nü geçtikten sonra ben de zaten kestirmeden onun önüne koştum. Beni önünde görünce zaten şaşırdı böyle. Dedi, ama ne olsun dedim, ondan sonra koşuyoruz dedi. Ha? Güzergah Galata Köprüsü'nden sonra Eyüp ve Feshane yönüne gidiyordu. Ancak Okan bunu yapmadı. Okan Eminönü'nden Sultanahmet'e doğru koşmaya başladı. Böylelikle hem zamandan kazandı hem de kilometrelerden. 12 kilometre cepteydi. Eminönü'nde sokak aralarından ilerledi, parmaklıkların üzerinden atladı, yakalanmamak adına ağaçların arasında gizlendi. Tek amacı birinci olup ödülü kapmaktı. Buradan Uğur abiye sesleniyorum. Uğur abi, gör halimi gör. Bak benim kupamı veriyorlar, madalyamı veriyorlar. Ödülümü vermiyorlar. Nasıl iş bu ya? Okan Güler kayıtlara göre maratonun ikinci bölümünde 21 kilometreyi neredeyse dünya rekoru sayılabilecek bir zamanda 59 dakikada koşmuştu. Rambo Okan ayrıca parkurun 30 kilometresindeki kontrol noktasından da geçmemişti. Buraya geldin, koştun, sonra ne oldu, ne yaptın? Sonra da o tabelanın olduğu yer var, okşarda otobüslerin. Döndüğü yerden o kestirmeden şey yaptım. Hani demiştik ya organizatörler Rambo Okan'ı arıyorlar diye. Tam da yaptığımız röportaj sırasında çaldı telefonu. Koşunun kupası sizde mi? Koşunun kupası şimdi bendeydi de şey yaptım yani, attım denize, parçaladım. Birinci geldim. Kestirmeden gittim. Aradım şimdi, kupayı geri istediler. Aradım sizi. Kupayı nasıl denize giden malı ne olacak? Çürü damlık damı torba. Elim aldım, sakız gibi ezildi, attım gittim denize. Tamam. Bir tane de madalya verdi. Birinci geldim. Bana altın madalya vereceğinize tenekeden bir bakır madalya verdiniz. Ve finish noktası Sultanahmet. Okan rakiplerine tam 10 dakika boyunca fark attı ve birinci oldu. Tabii 40 ve 44 yaş arasındaki gruplarıyla aynen bu şekilde finish'i geçti. Böyle yere mi attın kendini? Evet böyle. Ah. Ya. Kestirmelerden geldin, aynen bu oyunu oynadın. Ah. Oo, evet evet öyle oynadım. Ne yapalım? O zaman görevliler müdahale etsin, madem kestirmeden gittim de organizatör beni arıyor, kupa istiyormuş. Kupayı denize atan, altın madalya yerine bakır madalya kazanan Rambo Okan şimdi kendince hak ettiği para ödülünü almak için savcılığa başvurmayı düşünüyor. Yapma Okan. O kupayı hemen geriye iade et, çünkü gerçek bir Fenerbahçeli'ye sahtekarlık yapmak hiç yakışmaz. Evet, şimdi reklamlara gidiyoruz sevgili seyirciler.